Sevgili öğrenciler, ders dokümanının çıktısını alıp videoları yazarak izleyin. Gerekli yerlerde durdurup tekrar izleyebilirsiniz. Sorularda mutlaka videoyu durdurunuz ve önce siz yapmayı deneyiniz. Aksi halde çözümler çok pratik olduğu için anlamayabilirsiniz. Fonksiyon x eşit 0'da sürekli, buna göre a artı b istenmiş. O halde soldan ve sağdan limitler eşit olmalı. Bu limit değeri de x eşit 0'da alacağı değere eşit olmalı. 0'a soldan yaklaşalım. 0'dan küçük olacağımız için en üstteki kuralı alıyoruz. Burada x yerine 0 yazarsak b artı 2 elde edilir. 0'daki değere bakalım. Burada x yerine 0 yazarsak eksi a elde ediyoruz. Demek ki bunlar eşit olmalı. 0'a sağdan yaklaşalım. 0'a sağdan yaklaştığımda fonksiyon 2 değerini alıyor. O halde bu eşitlikler 2'ye eşit olmalı. Buradan a'yı hemen görebiliyoruz. A eşittir eksi 2, b artı 2'yi de 2'ye eşitlersek, 2'yi karşıya atarsak b eşittir 0 bulunur. Bunların toplamı sorulmuş. Toplamları eksi 2. Fonksiyonun hangi noktalarda süreksiz olduğu sorulmuş. Önce kurallara bakalım. 3x kare eksi 1'i süreksiz yapacak bir değer yok. 3 için de aynısı geçerli. Yalnız x eksi 2 bölü x artı 2'de payda 0 olursa süreksiz olur. Peki payda nerede 0 oluyor? X eşit eksi 2'de süreksiz. X eşit eksi 2 bu fonksiyonun tanımlı olduğu x büyüktür eksi 1 noktasında yok. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok. Yani x eşit eksi 2'de süreksiz demiyoruz. Ayrıca parçalı bir fonksiyon ve parçalanma noktası eksi 1. Eksi 1'deki soldan sağdan limitin x eşit eksi 1'deki 3 değerine eşit olması lazım. Buna bakalım. Eksi 1'e soldan yaklaşalım. En üstteki kuralı almam gerekiyor. Eksi 1'den küçüğüm çünkü. Burada x yerine eksi 1 koyduğumuzda eksi 1'in karesi 1, 3 eksi 1, 2 elde ediyoruz ve bu eksi 1'deki 3 değerine eşit değil. Dolayısıyla eksi 1 de süreksiz. Fonksiyonumuz gerçek sayılarda sürekli, o halde parçalanma noktaları olan 1'de ve 2'de de sürekli olması gerekir. 1'e soldan yaklaşalım. Bu takdirde 1'den küçük olduğu için en üstteki kural geçerli olacak. Burada x yerine 1 yazalım. 3a eksi b elde ettik. 1'e sağdan yaklaşalım. 1'den birazcık büyük olacağı için ortadaki durum geçerli. Bu kuralda x yerine 1 yazdığımda 1 eksi b. Ve bunlar birbirine eşit olmalı. Eksi b'leri sadeleştirebiliriz. Buradan a eşittir 1 bölü 3 bulunur. A yerine 1 bölü 3 yazarsam bu kural x eksi b olur. Bu kuralda x bölü 3 artı b olur. 2'ye soldan yaklaşalım. 2'den birazcık küçük olacağı için ortadaki kural geçerli. Burada x yerine 2 yazarsak 2'nin karesi 4 eksi 2b. 2'ye sağdan yaklaşalım. 2'den biraz büyük olacağı için en alttaki kural geçerli. Yani x bölü 3 artı b'de x yerine 2 yazarsak 2 bölü 3 artı b elde ederiz ve bunlar sürekli olduğu için birbirlerine eşit. Eksi 2b'yi karşıya artı 2b olarak atalım. 2 bölü 3'ü de karşıya sol tarafa eksi 2 bölü 3 olarak atalım. 4 eksi 2 bölü 3 eşittir 3b olur. 3 kere 4 12, 2 çıkartırsak 10 bölü 3 eşittir 3b elde ettik. O halde b eşittir 10 bölü 9 elde edildi. Bizden a artı b isteniyor. 1 bölü 3 artı 10 bölü 9, paydayı 3 ile genişletirsek, 3 kere 1 3, 10 da eklersek 13 bölü 9 olarak sonucu buluruz. Fonksiyon x eşittir 2 noktasında süreksiz imiş. O zaman bunun süreksiz olacağı şey ne olabilir? Paydanın 0 olması olabilir. Demek ki x yerine 2 koyduğumda payda 0 olmalı. Paydada x yerine 2 koyuyorum. 2'nin karesi 4 artı 2 kere 2 4. Eksi k eşittir 0. Buradan k eşittir 8. Fx fonksiyonu sadece bir noktada süreksiz imiş. Bunu süreksiz yapabilecek paydanın 0 olması durumu. Demek ki paydayı 0 yapan tek bir değer var. Dolayısıyla paydadaki ikinci dereceden denklemin tek bir kökü var. Bu da delta 0 demektir. Delta b kare eksi 4ac idi. Payda için konuşuyoruz. b kare eksi 3'ün karesi 9. A, x karenin katsayısı 1, c de k eşittir 0 olmalı. O halde k eşittir 9 bölü 4. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralığı bulmam için tanımsız olduğu yerleri reel sayılardan çıkarmam lazım. Tanımsız olduğu yerler paydayı sıfır yapan değerler. Ayrıca çift kök olduğu için karekökünde için negatif yapan değerler de fonksiyon tanımsız. Paydanın sıfır olması için kökün içinin sıfır olması lazım. X kare eksi 1 sıfırsa x kare eşittir 1. Eksi 1'in de artı 1'in de karesi 1 olduğu için x eşittir eksi artı 1 olur. Yani eksi artı 1 de fonksiyon tanımsız, süreksiz. Bunu reel sayılardan çıkaracağız. Kökün için negatif olduğu yerleri de çıkarmam gerekir. Eksi 1'i karşıya atarsak x kare küçük 1'i bulurum. X kare 1'den küçükse x eksi 1 ile 1 arasındadır. Yani x'in eksi 1 ile 1 arasında olması ve x'in eksi 1 ve 1 olması fonksiyonu tanımsız yapar. Dolayısıyla süreksiz yapar. O halde reel sayılardan eksi 1 1 kaparalı aralığını atarsam bundan da kurtulurum, bundan da kurtulurum. Geri kalan yerlerde fonksiyon süreklidir. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık isteniyor. Fonksiyonu süreksiz yapabilecek sadece paydanın sıfır olması, kosinüsü sıfır yapan değerleri bulmamız gerekiyor. Birim çemberi çizdik. Kosinüs dikkat ederseniz 90 derecede şunun noktanın koordinatı 0'a 1. Soldaki koordinat yani apsis kosinüsün değerini veriyor. 90 derecede kosinüs yani pi bölü 2'de 0 ve 270 derecede burada da 0'a eksi 1 olduğu için ve bu şekilde devam ediyor, sürekli tur atıyor. Yani 180 derece, 180 derece ya da pi, radyal olarak pi artarak 0 oluyor kosinüs. O halde nerelerde kosinüs 0? Pi bölü 2 ile başlayalım. Sonra pi'nin katları kadar artarak veya azalarak, yani ters yönde de gidebiliriz. K'yı tam sayı aldığımızda pi bölü 2 artı k pi bize bütün kosinüsün sıfırlarını verir. K negatif olduğunda, ters yönde, pozitif olduğunda, artı yönde bütün sıfırları bize veriyor. Demek ki pi bölü 2 artı k pi noktalarında k eleman tam sayı olmak üzere kosinüs 0 olur. Bunları reel sayılardan atmamız lazım. Olarak en geniş aralığı yazabiliriz. Fonksiyon x eşittir 2'de sürekliymiş. O halde soldan ve sağdan limitleri eşit olmalıdır. 2'ye soldan yaklaşalım. Üstteki kuralda x yerine 2 koyuyoruz. Kök 2 çarpı 2 yani kök 4, 2 olacak bu. 2 artı k'nın karesi artı 4k olur. 2'ye sağdan yaklaşalım. Alttaki kuralı alıyorum 2'den büyük olduğum için. 2 artı k elde ediyoruz. Bunların birbirine eşit olması lazım. 2'leri sadeleştirelim. K'yı da sol tarafa eksi olarak alırsak k parantezine alalım. O halde k 0 veya k artı 3'ü 0'a eşitlersek k eksi 3 değerlerini alabilir. Grafikte f fonksiyonu verilmiş. F'e bağlı bir hx fonksiyonu tanımlanmış. Hx fonksiyonunun süreksiz olduğu noktalar soruluyor. Hx fonksiyonu paydasının sıfır olduğu yerde süreksizdir. Payda nerede sıfır oluyor? F bileşki f'in 2 olduğu yerde 2 eksi 2 olacağından 0 olur ve hx süreksiz olur. F bileşki f ne demek? F'in içinde f demek. Bunun 2 olduğu yerleri arayacağız. F nerede 2 oluyor arkadaşlar? Bakın 0'da x 0 iken 2 oluyor ve x 3 olduğunda da gördüğünüz gibi 2 oluyor. X 0 değerini aldığında ve x 3 değerini aldığında f 2 oluyor. Yani şurası arkadaşlar 0 olduğunda veya 3 olduğunda tabii f0 ve f3 olacağı için fonksiyon 2'ye gidiyor. O zaman şuna bakacağız. Fx nerede 0 veya 3 oluyor? Fx nerede 0 olmuş? Dikkat edersek x eksi 3 değerini aldığında fx 0 olmuş. O zaman buradan ilk x değerimizi buluyoruz. Eksi 3 olduğunda fx 0 oluyor. Fx 0 olduğunda da f 2 oluyor. Dışarıdaki f bileşki f 2 oluyor. O 2 olduğunda da hx tanımsız oluyor. Yani ilk süreksizlik noktamız x eşittir eksi 3. Peki fx nerede 3 olmuş diye bakıyoruz. Baktığımızda görüyoruz ki x 5 olduğu zaman fx 3 olmuş. O halde diğer süreksizlik noktamız da x'in 5 olduğu nokta. X eşittir eksi 3 ve x eşittir 5 noktalarında hx süreksizdir. F fonksiyonunun grafiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir de sürekli değil, parçalanmış. Soldan farklı, sağdan farklı. Ancak f-g fonksiyonu x eşit 1'de sürekliymiş. f-g fonksiyonunun 1'deki değeri de 2'ymiş. G'nin 1'deki limitinin incelenmesi, yani soldan sağdan limitlerinin bulunması isteniyor. 1'e soldan yaklaşalım. f-g'nin durumuna bakacağız. F 1 soldan eksi g 1 soldan diye bu limitleri pratik ifade edebilirim. Eşittir. Yine 2 olması lazım. O noktadaki limit süreklilik olduğu için. 1'e soldan gittiğimde fonksiyon, dikkat ederseniz, 2,5'a gidiyor. Demek ki şurası 2,5. O halde buradan ben g'nin soldan limitini bulabilirim. G'yi karşı 2'yi bu tarafa alırsam 0,5 olarak bulunur. G fonksiyonunun 1'e soldan yaklaşırkenki limitini bulduk. Şimdi sağdan yaklaşalım. O zaman da f 1'e sağdan limit eksi g 1'e sağdan limit sürekli olduğu için yine 2'ye eşit olacak. Çünkü süreklilik sağdan soldan limitlerin o noktadaki değere eşit olmasını gerektiriyor. 1'e sağdan yaklaştığımda fonksiyonun f'in 4'e gittiğini görüyorum. O halde burası 4. 4'ten kaç çıkarsa 2 olur. Demek ki g'nin 1'e sağdan yaklaşırkenki limiti 2. Enteresan bir durum. F 1'de sürekli değil, parçalanmış. G de 1'de sürekli değil. Çünkü soldan limiti 0,5, sağdan limiti 2. Yani 1'de limiti yok. Ancak ikisinin de 1'de limiti olmamasına rağmen f-g fonksiyonu 1'de sürekli.